Ya bir de şöyle bir şey var üstadım. Artık televizyon dünyası da sadece tek yönlü olunmaması gerektiğini öğrendi. Şüphesiz. Yani çok Evet. seküler televizyon kanalları da bir şekilde dini yayınlara yer vermemiz gerektiğini düşünüyor. Çünkü sonuçta onun da bir ekonomik getirisi var. Yani Evet işte bir de öyle bu de bir boyutu bak var. tabii onun da bir ekonomik getirisi var yani. Ekmel Hocam o halde yani burada şunu tespit edip öyle devam etsek Lütfen. yeridir diye acizane düşünüyorum. Buyurun Çünkü estağfurullah. elbette her hususla alakalı bir ahlaktan bahsederiz Elbette, biz. elbette. Ve eğer iletişimse hakikaten bir mümin de bu mevzuyu Çok. konuşuyorsa müminane bir duruşla bir ahlak ortaya koymak durumunda. Muhakkak, muhakkak. Bu hususla alakalı iletişimde günümüzde kabul edilen genel ahlak ilkeleri ne ve ne olmalı? Eyvallah, eyvallah. Buradan devam edelim Tabii, efendim. teşekkür ederim. Şimdi birincisi iletişim ahlakı nedir? Bir anlamda meslek etiğiyle ilgili bir şeydir. Yani etikle ilgili bir şeydir. İletişim ahlakı deyince bireysel anlamda bizim faraza işte yalan söylemememiz, dürüst olmamız, ya olduğumuz gibi görünmemiz, yarada göründüğümüz gibi Evet. olmamız, kalbimizle dilimiz arasındaki uyum, ihlaslı olmamız, bütün bunlar ahlakla ilgili şeylerdir. Yani bireysel anlamda ahlakla ilgili şeylerdir. Ve birey iletişim ahlaksızlığı yapar mı? Pekala yapabilir. Ama bireyin iletişim ahlaksızlığı ile kurumsal iletişim ahlaksızlığı arasında çok büyük fark vardır. Çünkü bireyin bile iletişim ahlaksızlığı belki çok az bir kesimi etkiliyorken kurumun iletişim ahlaksızlığı çok büyük bir kesimi etkileyebilir. Ancak sosyal medya nedeniyle bu da biraz artık böyle neredeyse aynı seviyeye geldi. Çünkü bizler de artık sosyal medya sayesinde her birimizin bir televizyon kanalı var, doğru mu? Her birimizin bir radyosu var. Canlı yayınlar yapıyoruz. Sosyal medyanın getirdiği o ahlaki ikilemin en büyük, nasıl söylesem, somut göstergesi şu diyebiliriz. Mesela bir insan Twitter'ından ya da Instagram'ından bir yalan paylaştığında, tabiri caizse iletişim ahlaksızlığı yaptığında, o bireysel yalan çok kısa zamanda toplumsal bir yalan haline dönüşebiliyor. İşte burada ahlaksızlık, yani iletişim ahlaksızlığı devreye giriyor. İnsanlar manipülatif davranabiliyorlar, yalan söyleyebiliyorlar, bilgiyi kurguluyorlar, yeniden montajlıyorlar. Mesela Necip Bey'in bu güzel suratına deepfake'i oturtuyorlar ve Hocam deepfake bakar mısınız? bak bambaşka Kurban olayım estağfurullah. bambaşka, hakikaten Necip Bey bir anda bambaşka şeyler söylüyor gibi görünüyor ve bizzat Necip Bey gibi görünüyor bu. Yani neredeyse bilmeyen insan için, ya ihtimalen bilmeyen İmaj insan için gerçeğe çok yakın yani. çok inanılmaz yakın. Ayırt edemiyorsunuz. Belki Necip Bey'i tanıyanlar diyor ki, yok efendim ya, Necip Bey'in ağzı zikirlidir, böyle kötü şeyler İnşallah, söylemez inşallah. der ve ayırt eder. Ama bilmeyen için Necip Bey maalesef öylece kalıverir. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Bu kurumsal anlamda ahlaksızlık zaten kurumların yaptığı şeyler. Mesela bir ürününüzü pazarlıyorsunuz, abartıyorsunuz. Bir takım propaganda teknikleri kullanıyorsunuz. Mesela şöyle bir şey düşünelim. Bir telefon kullanıyorsunuz. Bu telefonun ya da bir şöyle söyleyeyim, bir cips alıyor değil mi çocuklar? Evet. Cipsin yan şeyleri, etkileri aşağıda bir yerde küçücük veriliyor. Bir çerçeveleme yapılıyor, çerçeveleme Evet, yapılıyor. Küçücük. Ama şeyleri işte çok güzel, çok lezzetli, efendim yoğurtlu falan vesaire diyor. markası Markası, logosu falan oluyor. Ama o yan etkileri çok aşağıda bir yerde. Dolayısıyla da burada da bir manipülasyon söz konusu. Ve de bizim dolayısıyla şeyde sosyal medyada da gerçek hayatımızda da hakikaten o ahlaka sıkı sıkıya sarılmalıyız ki hem kendimiz adına bir şeyler olmasın. Yani şöyle bir durum var. Yani kendimiz adına gelecekte bir olumsuzluk oluşmasın. Hem de karşımızdaki insanın bir zan altında bırakmayalım. Yani şöyle yapalım. Bizler çok ahlaklı olalım. Geleceğimizle ilgili aleyhimize kullanılabilecek bir olumsuzluğa meyil etmeyelim. Dedim mi? Şöyle meşhur bir laf vardır üstadım. Hakikatin günün sonunda ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Çok dikkatli olmak lazım. Mesela siz çok böyle hani tatlı yalanlar söylersiniz ya. Ama o tatlı yalanlar bir gün kocaman olur ve sizi mahvedebilir. Üstadlar, büyükler şey derler. İnsanlar küçük çakıl taşlarını hor görmemelidirler. Bu iyilikte de böyledir, kötülükte de böyledir. İyilik yapıyorsanız küçücük de olsa, değil mi? Hazreti Peygamber bir hurma tanesiyle dahi olsa o sadakayı vermek, o iyiliği yapmak lazım. Kötülük de yapıyorsanız o küçücük dahi olsa onu sakın ola görmezden gelip ne olacak canım bu kadarcıktan demeyi verin.
ve ahlaklı olun. Kurumlar ahlaklı olmak zorundalar. Aksi takdirde bütün toplumu mahvedebilirler. Ve bu ahlaklılık toplumun iyileşmesi, kültürel, psikolojik olarak gelişmesi için çok kıymetlidir. Bireyler de artık ahlaklı olmalılar. Necip Bey gibi meşhurlar da böyle çok güzel şeyler zaten paylaşıyorlar, insanları aydınlatıyorlar. Ama pekala o şöhretin etkisinde kalarak, faraza, Instagram'da işte şöhretin etkisinde kalarak insanlar olumsuz şeyleri de paylaşmaya meyledebiliyorlar. Yeter ki takipçimiz çok oluversin.